Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, bakan arkadaşlarım, yakın doğu ailesi ve değerli konuklar. Bir tarihi olaya daha tanıklık etmenin müthiş bir heyecanını yaşıyorum ben bugün. Yakın Doğu Üniversitesi'nin organizatörlüğüyle Leonardo Evrensel Deha sergisini ülkemizde misafir etmekten duyduğum heyecanı ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak böylesi tarihi bir sergide bizim de bir nebze katkımızın olması bana ayrıca gerçekten bir gurur ve heyecan vermiştir. Ülkemiz tarihi, kültürü açısından çok zengin olması ve buna bağlı olarak bu tip organizasyonlara çok uygun bir tarihi dokusunun olması özelliğine karşın ümit ederim ki halkımızın böylesi önemli organizasyonlarla birlikte tarihi ve ören yerlerimizi ziyaret etme ve önem duyma özelliklerini bu sergi ile biraz daha artırmış olacağız. Bu sergi sayesinde hem ülkemizin tanıtımı adına hem de sanata ve tarihe olan heyecanımızın tekrardan canlanması ve müzelerimizle tarihi ören yerlerimizin ziyaretinin de daha da popüler bir hale geleceğini ümit ediyorum. Bakanlığımıza bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairemizden aldığımız istatistik bilgiler maalesef müzelerimizin ve tarihi ören yerlerimizin halkımız, gençlerimiz ve özellikle öğrencilerimiz tarafından yeterince ziyaret edilmediği doğrultusundadır. Bu serginin bir farkındalığın ve bir bilinç artırmasına yönelik vesile olmasını ben ümit ediyorum. Ve bu sergi ile birlikte buradan tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza, ülkemizdeki tüm bu sergi ile başlayarak tüm müze ve ören yerlerimizi bir organizasyonla öğrencilerimize gezdirmeye yönelik çalışmalar yapmalarını buradan onlardan istirham ediyorum. Kültürü, tarihi ve misafir ettiği medeniyetlerden dolayı ülkemiz bu önemi ve değeri hak ettiği kanaatiyle beraber tarihi, geçmişin geleceğe tutulacak bir ışık olduğuna inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınması ve ülkemizin tanıtılmasında büyük pay sahibi olan üniversitelerimizin, başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere, başlatmış olduğu bu tür ilkleri de gerçekten takdirle karşılıyorum. Yakın Doğu Üniversitesi, bundan bir süre önce çok önemli bir çevre konferansı gerçekleştirmiş ve dünyanın birçok ülkesinden birçok bilim adamını ülkemizde misafir ederek büyük bir olaya imza atmıştır. Bununla da kalmayarak Girne Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile beraber 32 yıldan bu yana bir çevre felaketi olan gemi konağındaki CMC'nin güvenli bölge haline getirilmesi adına yapılan telleme işlemine de yapmış oldukları katkı gerçekten takdire şayan bir harekettir. Ve şimdi de Da Vinci'nin 500 yıl önce 1478 ile 1513 yılları arasında tasarladığı pek çok objenin çizimlerinden yola çıkılarak hazırlanmış olan 40 makinenin gerçek boyutlardaki reprodüksiyonlarından oluşan bu serginin ülkemiz insanlarına sunulması Yakın Doğu Üniversitesi'nin ve onun yöneticilerinin ülkemize katmış olduğu çok önemli güzelliklerden en son olanıdır. Dünyanın evrensel deha olarak tanımladığı Leonardo da Vinci sergisini KKTC halkıyla buluşturan, başta Yakın Doğu Üniversitesi'ne ve bu olayın geliştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.